yıllar boyu konuşulacak bir hikaye çıktı. Bakın daha biz 6-2'yi konuşmuyoruz. Gelemedik oraya tabii. Bir daha eşine benzer aslan. Gerçekten oyuncu adına da, oyuncunun ailesi adına da çok sevindim. Onu söyleyeyim sana. Büyük bir hikaye bırakacak. Manchester United hikayesi önemli hikaye. Ama bu hikaye bireysel anlamda korkunç bir hikaye. Hocam şunu söyleyebilir miyiz? Yalnız yani Japon sporcuların da işine, emeğine yani belki de bu hani bir ödülü. Mesela Nagatomo geldi. Hatırlayın biz acaba demiştik. Hemen toparladı. İkinci maçında formayı kaptı. Sportmenliği, disiplini. 6 maç oynamış acaba dedik. Şimdi, geldi. Biz dünyayı yakından takip etmeye çalışıyoruz. Haberleri diziyoruz. Sadece futbola, spor anlamında bakmıyoruz. Tabii. Şimdi gün içerisinde 30 dakikalık uyku bile odası yapmaya çalışıyor Japonlar. Niye? Performansı, iş performansı artsın diye. Evet. Yani gece uyku içimi ihtimal. Evet, o da filan yapmaya çalışıyorlar. Bu tabii çok daha farklı bir konu. Yani bu bireysel sporlarda, mesela basketbolda da ilk iki topu alıp atabilirsin. Pivottur. Yani orada daha kolay. Bu başka bir şey. Böyle tabii, bir şey bir daha denk gelmeyecek. Çok özel. Şimdi düşünebiliriz haftaya. Beşiktaş'ın maçına gidelim hep beraber. Top geldi, gol diye kalkıyoruz falan. Öyle olmasın sakın. Öyle olmasın. Peki. Ama şu çok güzel bir hikaye geçti.